Evet, iyi günler herkese. Endekste çok daha güçlü bir süreç sanıyoruz oluşuyor. Yavaş yavaş oldukça uzun bir zamandır 50 günlük ortalamasının üzerine yükselmek için savaş veren bir endeks vardı. Geçtiğimiz hafta yeniden 50 günlüğün üzerine yükseldik ve bu seviyenin üstünde de çok daha rahat hareketler yapıyoruz aslında. Mali sektör hisseleri yoktu önceden endeksin içerisinde. Şu son bir haftadır banka hisselerinde oldukça güçlü hareketler var. Bankacılık endeksinde bir güçlenme alıyoruz. 50 günlük ortalamanın üzerine yükseldi yine bankacılık endeksi. 22 günlük ortalama 50 günlük ortalamanın üzerine yükseldi. Orada bir al sinyali üretildi. Bununla birlikte pek çok teknik analiz anlamında baktığımız zaman pek çok indikatörde yukarı yönlü sinyaller var. Yani banka hisselerinin öncülüğünde endekste bir yükseliş olabilir. Bunu ifade ediyoruz. Yukarıda 97.300 seviyesi var bizim için. Bu seviyeyi yakından izleyeceğiz. 97.300'ün üzerine yükselir ve endekste de yerleşmeler olursa işte o zaman 100.800'e yönelik yeni ve ikinci bir hareketimiz de olabilir. Bu hafta bunları yakından izleyeceğiz. 100.800'ün üstünde ise endekste çok daha güçlenebilir. İşte o zaman 115.000'lerde aşağı yukarı haftalık ortalamalar var. Haftalık bazda baktığımız zaman 115.000'lerde onlar var. Bunları da yakından izleyeceğiz. Ama tabii ki 115.000'ler için henüz çok daha erken. Öncelikle aşmamız icap eden yer 107.300'ler. Ama satışlar olursa şunu da ifade etmekte fayda var. 95.000 aşağıda önemli bir seviye. Onun da altında 93.700'ler var. Aslında 93.700'ün üzerinde kaldığımız sürece endekste hisselerde tutmakta fayda var. 97.300'ün üzerine yükselen bir endeks içinde ilave alımlar yapmakta fayda var. Gelecek süreçte banka hisselerinde bir hareketlilik olabilir. Orada çok daha güçlenmeler var. Bankalar öncülüğünde bir yükseliş olabilir. O yüzden bankalarda pozisyonlarda almakta fayda olabilir. Bu bir. İkincisi, gelecek haftadan itibaren üçüncü çeyrekler ilan edilecek artık. Orada yine oturacağız, inceleyeceğiz, analiz edeceğiz. 6 aylıklarda güçlü bilanço açıklayan hisselerde yine hareketli seanslar olacaktır. Onları da ifade edelim. Ama şunu da söylemekte fayda var. 6 aylıklarda ucuz olan şirketlerin hemen hemen hepsi şu anda artık hedefine ulaştılar. Yani artık orada çok ciddi bir ucuzluktan bahsetmek zor. Halen daha ucuz olan hisseler var. Büyük ihtimalle o tarafta daha fazla işlemler olacaktır. Ama yine ekstradan da banka hissesinin içinde ilave alımlarda olacağını söylemek mümkün. Bilançolar bize yeni yollar verecek ama endeks için olumlu bir süreçten söz etmekte fayda var. Öyle bir havamız da var. Kur çok önemli. Çok uzun bir zamandan beri yani 10 ay sonra ilk defa 50 günlük ortalamanın altına düştü. 6.15 seviyesindeydi bu ortalama. Bu bize şunu ifade ediyor. Tıpkı ya endeks gibi. Bu da şu ana kadar 10 aydır süren yükseliş eğiliminin artık sona erdiğini ve bundan sonra aşağı yönlü bir eğilimin oluşacağını bize ifade ediyor. Öyle bir sinyal olabilir. O nedenle dikkat ediyoruz oraya. Aşağıda 5.60'lar var. Yani önemli bir destek. Oraya dek bu düşüşler olabilir ama tabii ki dümdüz bir düşüşten bahsetmiyoruz. Yani 5.80'e inebilir, 5.80'den yukarı doğru bir tepki verebilir, 5.88'lere oradan yeniden inebilir, 70'e gelir, 70'ten bir daha yükselir ama bir şekilde yani birkaç hafta sonra 5.60 seviyesinde kuru izleme gibi bir imkanımız da olabilir. Onu da ifade edelim. Kurdaki aşağı yönlü seyir bizi de olumlu etkileyecektir. S&P endeksi çok önemli Amerika'da. Geçen hafta çok sert satıldı. 50 günlük, 50 haftalık ortalamasında şu anda ABD S&P endeksi. Buralardan bu hafta eğer Amerika'da da tepki yükselişleri alırsak bize de içeride de çok da yardımcı olacaktır. O da ortada bir durum. Ama eğer Amerika'da satışlar sürerse işte o zaman bu global anlamda bir etkiye sebep olabilir ve hemen hemen her yerde de satışlara sebep olabilir. Bizim için de hazır tam böyle bir hareket yapacakken yukarıdan gelen bir baskı yaratabilir. O tarafı da bu hafta yakından izleyeceğiz.
Umarım her şey güzel olur. Endeks çünkü çok uzun bir zamandır çok ciddi bir şekilde satışıyor. Kur yükselişiyor. Gerçekten sıkıldık artık. Bundan sonra bir ay bile olsa bir nefes alma süreci olursa hepimiz için de çok daha iyi olacaktır. İyi günler, hoşça kalın.